Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, benden sürekli farklı sos tarifleri istiyorsunuz ya, işte sizlere harika bir sos tarifiyle geldim arkadaşlar. Müthiş lezzetli oluyor. Çedar peynirli, peynir soslu patates kızartması tarifi. Evet, şiddetle denemenizi tavsiye ederim. Bu sos tarifini arkadaşlar patates graten yaparken de biraz daha süt kullanarak da değerlendirebilirsiniz. Evet, gerekli olan malzemelerimiz yaklaşık 300 gram kadar çedar peyniri. Ben iki çeşit çedar peyniri kullandım arkadaşlar. Bu şekilde biri toz peyniri olarak, biri de rendelenmiş olarak. Sade bir tanesinde de kullanabilirsiniz. Ben sadece sizlere göstermek amaçlı bunları kullandım. Diğer yaptığımda sade bir çeşitten kullandım. Onu da sizlere belirteyim. Evet. Bir kaşık tereyağı, bir yemek kaşık un, bir bardak süt, 200 milim bardakiler arkadaşlar. Bir çay kaşık karabiber ve jalapeno biber turşusu. Evet, sosumuzun yapılışı. Tenceremize tereyağını alıyoruz. Unu da ekliyoruz ve hafif kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Daha sonra sütü yavaşça ilave ediyoruz. Karıştırarak pişirmeyi bırakıyoruz. Buraya kadar izleyenlerden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Yorum ve beğenilerinizi lütfen eksik etmeyin. Sizlerin beğenilerinize ihtiyacım var. Erişimin yüksek olması için beğeni ve yorumlarınız benim için çok değerlidir. Bu tarifleri ben sizler için hazırlıyorum. Sizler de kendinizi lütfen gösterin ve bana bir şekilde destek olursanız çok mutlu olurum. Evet, sütü ilave ettikten sonra, kaynamaya bıraktıktan sonra yaklaşık 3-4 dakika gibi arkadaşlar sürüyor. Karabiber ilave edelim ve peynirlerimizi de ufaltalım. Çok tüm olacak şekilde olmasın ya da rendeleyelim. Yaklaşık 3-4 dakika arası kaynattıktan sonra ufaltmış olduğumuz çedar peynirlerimizi ilave edelim ve sürekli karıştırarak peynirlerimizi eritelim. Bu sosu arkadaşlar biz patates kızartmasının yanında tercih ediyoruz. Müthiş yakışıyor. Sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca çıtır çıtır patates kızartması nasıl yapılır? Bu tariflerimde daha önceden sizlere YouTube kanalımda paylaşmıştım. Diğer videolarımdan mutlaka izleyin derim. Derin dondurucuya patates kızartması nasıl atılır? Hemen elimizin altında olacak şekilde. Hani derin dondurucularda satılıyor ya marketlerde. O şekilde evde de hazırlayabiliriz arkadaşlar. Tariflerimi daha önceden diğer videolarımda paylaşmıştım. Mutlaka bir göz atın derim. Bu videomda çedar peynirli dip sos tarifimi sizlere verdim arkadaşlar. Ayrıca diğer videolarımdan favori köfte tarifimi de paylaşmıştım. İçi sulu sulu, inanılmaz yumuşacık, çok lezzetli bir köfte. Bu köfteyi de denemenizi sizlere şiddetle tavsiye ederim. Ayrıca lokanta usulü mercimek çorbası tarifim inanılmaz güzel oluyor. Şiddetle bunu da denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ve patates kızartması, çıtır patates kızartması. Dediğim gibi bütün tarifler kanalımda mevcuttur. Ben bu şekilde bir menü hazırladım. Mercimek çorbası, yumuşacık, içi sulu sulu, sodalı köfte, kuru yufka arasına ve çedar dip peynirli peynir soslu patates kızartması. Enfes bir lezzetli menü oldu. Evet, gördüğünüz gibi artık sosum hazır. Sosumu sos kabına aktarıyorum ve üzerine mutlaka jalapeno biber turşusu koyalım arkadaşlar, dilimlere kestiğimiz. Ayrıca bu sosa benzer Burger King'de de jalapenolu peynir soslu patates kızartması menülerinde var arkadaşlar. Sizlere de bu şekilde evde yaparak deneyebilirsiniz. İnanın gerçekten fark yok diyebilirim. Biz çok beğendik. Tarifimi de sizlerle paylaşmak istedim. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Bu tarz paylaşımların devamı için kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Paylaştığım videolarımdan ilk haberdar siz olun.
Evet, farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.